Evet, merhaba arkadaşlar. Sinir sisteminde bir videoda daha birlikteyiz. Burada sinir sisteminin asıl kısmına geldik aslında. Bizim daha çok kafamızı karıştıran kısmına. Sinirlerde impuls oluşumu ve iletimi diyeceğiz. Şimdi impuls ne demek? İmpuls uyarı demektir arkadaşlar. Sinir hücrelerinde içeriden veya dışarıdan gelen uyarıların alınıp taşınmasına biz impuls diyoruz. Yani dışarıdan veya içeriden gelen uyarılara ne diyoruz aslında? İmpuls diyoruz. O zaman şöyle diyelim. İç ve dış çevredeki uyarıların alınıp taşınmasıdır. Evet, impuls budur arkadaşlar. Çokça duyacağız impulsu. Uyarı zaten bir diğer adı. Dediğim gibi bu şekilde tanımlanıyor. Bir diğer kavramımız daha var. Eşik şiddet. Şimdi bizim sinir hücresinin uyarıyı alabilmesi için, uyarıyı oluşturabilmesi için bu uyartının belirli bir değerde olması gerekiyor. Biz bu minimum şiddete eşik şiddeti diyoruz arkadaşlar. Eşik şiddetinin altında gelen uyarılara sinir hücresi tepki vermez. Eşik şiddetinde veya bunun üstünde gelen uyarılara tepki verir. Dolayısıyla eşik şiddetinin özelliğini de yazalım, tanımını da yapalım. Sinir hücresinde uyarı oluşabilmesi için gerekli olan minimum enerjidir veya uyarıdır diyelim. Daha doğru olur. Minimum uyarıdır arkadaşlar. Eşik şiddeti budur. Eşik şiddetinin altındaki uyarılara tepki vermez. Ama eşik şiddetinde veya üzerindeki uyarılara arkadaşlar tüm gücüyle tepki verir. Biz buna da bir şey diyoruz. Ya hep ya hiç kuralı diyoruz arkadaşlar. Şöyle onu da yazalım isterseniz. Ya hep ya hiç kuralını. Ya hep ya hiç kuralı. Ya hiç kuralı. Bu kural, şunların da altını çizeyim. Arkadaşlar bu kural şöyledir. Ya hep ya hiç kuralı. Eşik şiddetinin altındaki uyarılar sinir hücresi tarafından algılanamaz. Biz buna ya hiç prensibi diyoruz. Bakın ya hiç almıyor bunu. Eşik şiddetinin altındaki uyarılar algılanamaz. Bu neymiş? Bu ya hiç. Ya hiç. Ama eşik şiddetine değer veya eşik şiddetin üstündeki uyarılar alınır. Buna da ya hep diyoruz arkadaşlar. Uyarılara tüm gücüyle cevap verir. Buna da ne diyoruz? Ya hep prensibi diyoruz veya ya hep kuralı diyoruz. İkisi birlikte ne oluyor? Ya hep ya hiç kuralını oluşturuyor arkadaşlar. Şimdi eşik şiddetinin değeri bireyin yaşına göre değişebilir veya işte yaptığı işe göre arkadaşlar değişebilir. Örneğin bizler işte çok küçük bir elektrikten etkilenirken elektrikle uğraşan kişiler, işte bu elektrik tamiri yapan kişiler bizi etkileyen elektrik onları hiç etkilemeyebilir. Çünkü bir süre sonra artık onların eşik şiddetleri artıyor. Arttığı için de kolay kolay etkilenmiyorlar. İşte bu nedir? Ya hep ya hiç kuralıdır. Bu kural dediğim gibi kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Arkadaşlar şimdi İmpulsu, eşik şiddetini ya hep ya hiç kuralını gördükten sonra gelelim sinirlerde nasıl impuls oluşuyor, nasıl iletiliyor? Bu iletimin nasıl olduğunu anlatalım size. Şimdi biz ilk olarak miyelinsiz nöronlarda impuls iletimi diyeceğiz. Miyelinsiz nöronlarda impuls iletimi diyelim. Miyelinlilerde farklı bir olay var çünkü onu daha sonra bahsedeceğim. Şöyle yazayım başlığı. Miyelinsiz nöronlarda impuls. İmpuls iletimi. Arkadaşlar,
Miyelinsiz nöronlarda impuls iletimi sağlanırken 3 tane olay gerçekleşir. Bakın bunlar sırasıyla polarizasyon, depolarizasyon ve repolarizasyon olaylarıdır. Şimdi ben bunları size sırasıyla anlatacağım. Hatta yine tablo şeklinde anlatacağım. Ama şöyle düşünelim. Bakın şöyle bir tablo şeklinde yapayım bunu. Ne dedik? Polarizasyon. Polarizasyon. Daha sonra ikincisinde depolarizasyon. Bir de repolarizasyon vardı. Repolarizasyon. Şimdi bunların aralarındaki farkı, neler gerçekleşti, ne olduklarını yazalım. Arkadaşlar, polarizasyon sinir hücresinin dinlenme halidir. Bakın dinlenme halindeki nörona biz polarize durumdaki nöron diyoruz. Yani polarizasyon halindedir. O zaman polarizasyonla ilgili şunu yazıyoruz. Nöron dinlenme halindedir. Nöron dinlenme halindedir. Ve yeni bir uyarıyı alabilir arkadaşlar polarizasyon durumunda. Yeni uyarıya açıktır. Nöronun hücresinin içerisi, yani nöronun içi negatif, dışı ise pozitiftir. Bunu sağlayan ise arkadaşlar bazı iyonlardır. Bu iyonlardan bahsedeceğim birazdan. Şöyle diyelim, hücre dışı pozitif, hücre içi negatiftir. Peki bu nasıl oluyor? Arkadaşlar hücrenin dışında sodyum dediğimiz moleküller bulunuyor, iyonlar bulunuyor. Bu sodyumlar artı yüklüdür ve bu artı yükleri sayesinde de işte hücrenin dışının pozitif olmasını sağlıyor. Hücrenin içerisinde ise potasyumlar ve klor gibi anyonlar bulunur. Hücrenin içerisinde anyon, yani eksi yüklü olan iyonlar çok fazla olduğu için hücre için negatif oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da yazalım. Hücre dışında sodyumlar na şeklinde gösteriliyor. Hücre içinde potasyum da K harfiyle gösteriliyor. Potasyum ve anyonlar bulunur. Anyonlar eksi yüklüdür. Anyonlar bulunur arkadaşlar. Peki, şimdi hatırlayın. Difüzyon var. Hani bizim TYT'de gördüğümüz difüzyon olayı vardır. Difüzyon nedir? Maddelerin çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere doğru aktarılmasıdır. Arkadaşlar, şimdi sodyumlar hücre dışında fazlaysa bu sodyum hücre zarından geçmek istemeyecek mi? Sonuçta çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere doğru geçmek isteyecek. Dolayısıyla bu dengenin korunabilmesi için bir yapının buna yardım etmesi lazım. Bizim hücrelerimizin içinde, yani nöronlarımızın içerisinde sodyum potasyum pompası dediğimiz bir pompa vardır. Bu pompa ATP enerjisi harcayarak sodyumları dışarıda tutar, potasyum ve anyonları ise içeride tutar. Böylece hücrenin dengesini sağlamış olur. O zaman sodyum potasyum pompasından da bahsedelim. Şöyle yazıyoruz. Sodyum potasyum pompası ATP harcayarak hücre içinin ve hücre dışının iyon dengesini sabitler. Evet, polarizasyon dediğimiz olay bu şekilde. Bu depolarizasyon ve repolarizasyon anlattıktan sonra şekil üstünde de göstereceğim. Bunu tekrardan anlatacağım. Gelelim depolarizasyon olayına. Bakın depolarizasyon. Arkadaşlar bir şeyin başına de, da gibi ekler geldiği zaman Latince'de böyledir bu. Olumsuz anlamındadır. Şimdi polarizasyon için dinlenme halinde dedik. O zaman depolarizasyon ne olacak? Nöronun uyarı almış hali olacak. O zaman yazalım depolarizasyon için. Nöronun uyarı almış halidir. Arkadaşlar burada eşik şiddetinde veya eşik şiddetin üzerinde bir uyarı geldiği zaman nöronun sodyum kapıları açılır. Bu sodyum kapıları
açıldığı zaman dışarıda fazla olan sodyumlar hemen ne yapıyor? İçeriye giriyorlar. Dolayısıyla içerideki sodyumlarla, dışarıdan içeriye gelen sodyumlarla zaten içeride bulunan potasyumlar bir araya geldiği için hücrede bir pozitiflik durumu oluşturuyorlar. Yani bu sefer hücrenin içi pozitif, dışarısı ise negatif kalmış oluyor. Dolayısıyla bir ters durum gözleniyor. Hücre uyarı almış oluyor. O zaman şöyle diyelim. Sodyum kapıları açılarak dışarıda bulunan sodyumlar içeri girer. İçeri girer. Potasyumla sodyumlar birlikte ne yapıyorlar? Sodyum ve potasyumlar birlikte hücre içinin pozitif olmasını sağlar. Pozitif olmasını sağlar. Böylece hücre dışı da ne olur arkadaşlar? Negatif olur. Hücre dışı da negatif yüklü olur. Negatif yüklü olur. Bakın burada sodyum kapıları açıldığı için olay tamamen difüzyona göre gerçekleşiyor. Dolayısıyla sodyum potasyum pompası burada çalışmaz. O zaman depolarizasyon durumunda bu pompa çalışmadığı için ATP enerjisi de harcanmaz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım, yazacağım zaten. Bir de şunu da söyleyeyim. Uyarı alan bir nöron, yani depolarizasyon durumundaki bir nöron tekrar bir uyarı, yeni bir uyarı alamaz. Uyarı alabilmesi için eski haline, yani polarizasyon durumuna geri dönmüş olması gerekiyor. O zaman şöyle diyoruz bunun içinde. Olay difüzyona göre gerçekleşir. Difüzyona göre gerçekleşir. ATP harcanmaz. Neden harcanmıyor? Sodyum potasyum pompası çalışmadığı için. O zaman onu da yazayım. Sodyum potasyum pompası çalışmaz. Pompası çalışmaz. Şunu da yazayım son olarak. Hücre yeni bir uyarı alamaz arkadaşlar. Hücre yeni uyarı alamaz. Evet. Depolarizasyon dediğimiz durum bu şekilde. Dediğim gibi birazdan şekil üstünde de anlatacağım. Gelelim repolarizasyona. Arkadaşlar şimdi hücre dinlenme halindeydi. Ne oldu? Uyarıldı. Ne yapacak şimdi? Eski haline geri dönmek isteyecek. Yeni bir uyarı alabilmesi için. İşte eski haline geri dönme olayına biz ne diyoruz? Repolarizasyon diyoruz. Repolarizasyon. Arkadaşlar repolarizasyon uyarısı olayında da şöyle bir durum söz konusudur. Sodyum kapıları kapanıyor. Bu sefer potasyum kapıları açılıyor. Yani içeride bulunan potasyumlar bu sefer dışarı çıkmaya başlıyorlar. Repolarizasyonda bu gerçekleşiyor. O zaman şöyle yazalım. Sodyum kapıları kapanır. Potasyum kapıları açılır. Potasyum kapıları açılır. Hücre içindeki potasyumlar dışarı çıkar. Hücre içindeki potasyumlar dışarı çıkar. Şimdi içeride ne kaldı? İçeride sodyumlar ve anyonlar kaldı. Dışarıya ise potasyumlar çıktı. Dolayısıyla hücre içerisi yine negatif oldu. Hücrenin dışı ise arkadaşlar yine pozitif oldu. Ama burada bir farklı bir durum söz konusu. Hücrenin dinlenme haline geçebilmesi için ne olması lazım? Bakın şurada polarizasyona bakalım. Hücrenin dışarısında potasyum, içinde ise pardon, hücrenin dışında sodyum, içinde ise potasyumun olması gerekiyor. Ama repolarizasyonda tam tersi. İşte repolarizasyon durumunun sonuna doğru hemen sodyum potasyum pompası devreye giriyor. Dışarıda bulunan potasyumları içeriye alıyor. İçerideki sodyumları da dışarıya gönderiyor. Böylece dengeyi sağlamış oluyor ve hücre artık yeni bir uyarı alma durumuna gelmiş oluyor arkadaşlar. Bizim olayımız bu şekilde gerçekleşiyor repolarizasyonda. Şöyle diyelim. Hücre içi negatif, hücre dışı pozitif olur.
pozitif olur. Negatif pozitiflik konusunda tamam, doğru, dinlenme haline gelmiş gibi görüyor ama sodyum ve potasyumlar da burada çok önemlidir. O yüzden şöyle diyelim, sodyum potasyum pompası çalışarak sodyumları dışarı gönderir. Potasyumları içeri alır. Dolayısıyla sodyum potasyum pompası çalıştığı için bu olayda ATP harcanır. Ve hücre artık yeni bir uyarı alabilir arkadaşlar. İşte repolarizasyon dediğimiz durumda da bu şekilde olaylar gerçekleşiyor arkadaşlar. Repolarizasyon ilk önce gerçekleşir. Daha sonra ise artık polarizasyon durumuna gelir. Şimdi ben bunu size bir şekil üstünde anlatayım. Böyle yazı olarak yazdık ama şekil üstünde olunca daha kolay aklımızda kalıyor. Şimdi sinir hücresini düşünelim. Bakın şöyle şuraya bir sinir hücresi çizeyim ben tekrardan. Şu bizim sinir hücremiz. Miyelinsiz dediğimiz için Schwann hücrelerini çizmeyeceğiz. Şöyle bir yapı çizeceğiz. Nedir bakın, şurası dendrit, şunlar dendrit. Burası hücre gövdesi. Şu kısım ise arkadaşlar nedir? Aksondur. Akson. Şimdi ben bu aksonun bir kısmını alıyorum. Bakın. Şöyle şuradan bir kısmını alalım ve bunu burada büyütelim. Büyüttüğümüz zaman şöyle bir yapı göreceğiz. Büyütmüş hali bu. Ne dedik? Polarizasyon durumunda hücrenin içerisi negatif. Polarizasyon durumunda hücre içi negatiftir. Burası da aynı şekilde negatiftir. Hücrenin dışı ise pozitiftir. Şöyle pozitifliği de gösterelim. Arkadaşlar yine polarizasyon durumunda hücrenin içinde ne vardı? Hücrenin içinde potasyumlar ve anyonlar vardı. Anyonların miktarı potasyumlardan daha fazla olduğu için içerisi eksi yüklü olur. Hücrenin dışında ise ne vardı? Sodyumlar vardı. Bu sodyumların pozitifliğinden dolayı hücrenin dışarısı pozitif yüklü oluyor. Burada sodyumları dışarıda tutup potasyumları içeride tutmak için bir yapımız vardı bizim, hani çalışıyordu. Biz bu yapıya ne diyorduk? Sodyum potasyum pompası. NK pompası yazıyorum. NK pompası. Bu pompa sayesinde de hücrenin içerisi negatif, dışarısı da pozitif kalmış oluyor. Dolayısıyla polarizasyon durumunda da enerji harcanmış olur. Polarizasyon. Şimdi polarizasyonu anlattık. Geçelim, altına devam edeyim. Mesela uyarı geldi. Şuradan bize bir uyarı geldi arkadaşlar. Ne olacak? Bu sefer sodyum kanalları açılacak. Bakın. Şöyle sodyum kanallarını göstereyim. Bu kanallar açıldı. Yazayım hatta sodyum kanalları diye. Sodyum kanalları açıldığı zaman hücre dışarısından içeriye sodyumlar girmeye başlayacaklar. Sodyumlar girdi ama hücre içinde ne var bir de? Potasyumlarla anyonlar var. Sodyumlar içeri girdiği için anyonların sayısı pozitif yüklü olan sodyum ve potasyumun sayısından daha az kalıyor. Dolayısıyla bu durum hücrenin içinin pozitif, hücre dışının ise arkadaşlar negatif olmasına sebep oluyor. Ne oldu? Bakın tam eski, yani tam tersi durumuna döndü. Dolayısıyla burada da dediğim gibi depolarizasyon olayı gerçekleşiyor. Burada herhangi bir şekilde sodyum içeride, potasyum dışarıda veya tam tersi bir durum var mı? Yok. Dolayısıyla sodyum potasyum pompası burada çalışmıyor. Çalışmadığı için de enerji harcamıyor arkadaşlar. Evet, depolarizasyon durumu bu şekilde. Gelelim repolarizasyona. Hemen şu altına da kısaca repolarizasyonu çizmek istiyorum. Bakın şöyle çizelim repolarizasyon durumunu da. Bu sefer de sodyum kanalları kapanır.
Yine dışarıya doğru potasyum kanalları açılır arkadaşlar. Bunlar da potasyum kanalları. Potasyum kanalları. Şimdi potasyum kanalları açıldığında görüyor ki kanallar açılmış. Potasyumlar ne yapıyor? Dışarı çıkmaya başlıyorlar. Dışarı çıktıkları için dış tarafı artı yüklü yapıyor. Şöyle artı yüklü yapıyorlar. İç kısımda da sodyumlar ve anyonlar kalıyor. Yine anyonların sayısı sodyumlardan fazla olduğu için iç kısım eksi yüklü oluyor. Şimdi artı eksi olarak eski haline geldi. Ama sodyumların dışarıda, potasyumların içeride olması gerekiyor eski haline dönebilmesi için. Hemen burada yine sodyum potasyum pompası, şöyle NaKa pompası devreye giriyor arkadaşlar. Ve bu pompa enerji harcayarak sodyumları dışarı gönderiyor, potasyumları da içeriye alıyor ve hücre artık eski haline dönüyor. Biz bu olaya da repolarizasyon olayı diyoruz. Repolarizasyon olayıdır. Evet, impuls oluşumunu, impuls iletimini anlattık. Size bir tane de soru şeklinde yapmak istiyorum. Şimdi sorularda genelde şöyle sorarlar. Ben şunu kaldırayım. Buraya çizeyim. Diyelim ki bize şöyle bir yapı verdi. Bak yine hücreyi çizmiş. Şu kısım eksi yüklü, dışarısı artı yüklü. Burası artı, dışarısı eksi. Burası eksi, burası artı. Burayı 3'e ayırmış ve uyarı da buradan geliyor. Uyarı. 3'e ayırarak bunları 1, 2 ve 3 şeklinde gösteriyor. Diyor ki yukarıda verilen sinir hücresine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur veya yanlıştır? Şimdi soruyu ona göre o an ne soruyorsa sorar. Biz burada nerenin polarizasyon, nerenin depolarizasyon olduğunu nasıl anlayacağız? Arkadaşlar hatırlayın bakın bir önceki şeyde kağıtta göstereyim hemen. Depolarizasyon durumunda nedir? İç taraf artı dış taraf eksi. Bakın içerinin artı dışarının eksi olduğu tek bir durum vardır. O da depolarizasyon durumudur. O zaman şu ortadaki kısım yani 2 numaralı kısım nedir? Depolarizasyon olayıdır. Depolarizasyon. Şimdi bunu buldum. Bunu bulmak zaten kolay. Önemli olan polarizasyonla repolarizasyonu karıştırmamak. Çünkü bize sodyum potasyumları vermiyor. Sadece artı eksi yükleri veriyor. Burada uyarının yönü önemlidir. Bakın uyarı buradan geliyor. Uyarı 1 numaralı bölgeden geçmiş. Nereye gelmiş? 2 numaralı bölgeye. 2 numarayı depolarize hale getirmiş. O zaman 1 numaralı bölge ne olmuştur? Uyarılmış eski haline dönmüştür. Uyarılıp eski haline dönme olayına biz ne diyoruz? Repolarizasyon diyoruz. O zaman burası repolarizasyondur. Repolarizasyon. 3 numaraya baktığımızda uyarı henüz burada 2 numaralı bölgede henüz 3 numaralı bölgeye gelmemiş. O zaman arkadaşlar burası da hala dinlenme halindedir. Yani polarizasyon durumundadır. Şimdi bunları kısaca buralarda neler gerçekleşiyordu bakalım. Repolarizasyonda ATP harcanır mı? Evet, harcanır. Depolarizasyonda ATP harcanır mı? Harcanmaz. Polarizasyonda ATP harcanıyor muydu arkadaşlar? Harcanıyordu. Harcanmayan tek bölge neresidir? Depolarizasyondur. Depolarizasyonda bütün olaylar neye göre gerçekleşir? Difüzyon kurallarına göre gerçekleşir. Ama repolarizasyonda ve polarizasyon difüzyon olayı yoktur arkadaşlar. Evet, şunu da söyleyeyim. Bu videoyu da bitirmek istiyorum. Arkadaşlar, bir sinir hücresine baktığımızda sinir hücresinde iletimin yönü dendritten aksona doğrudur. Hemen yazayım onu. Sinir hücresinde iletim yönü dendritten aksona doğrudur. Aksona doğrudur. Bunu unutmayalım. Dendrit çünkü küçük kısa uzantılarda bunlar uyarı alıyor. Önce gövdeye sonra da aksona doğru iletiyor. Bir de
İletim elektrokimyasaldır. Bakın nereden anladık bunu? Hem artılar eksiler var, hem de sodyum potasyumlar var. Bu yüzden de iletim elektrokimyasaldır. İletim elektrokimyasaldır. Evet, bu şekilde sinirsel iletimi bu şekilde anlattık. Videoyu burada yine kesiyorum arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda bir grafik çizeceğim size. Bu grafik üzerinde depolarizasyon, polarizasyon durumlarını göstereceğim. Daha sonra miyelinli nöronlarda iletim nasıl olur bundan bahsedeceğiz. Ve sinapslardaki iletimden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.